Bu videomuzda dünyanın en tehlikeli yollarından birisi olan taş yolu diye başlık olarak verelim. Şu anda ekranda görünen resim Erzincan'ın Kemal ilçesinde yöre sakinlerinin zorlu mücadelesi ve devlet desteğiyle 132 yılda yapılan dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen taş, çok sayıda tünel, viraj, keskin uçurumlar ve doğal güzellikleriyle her mevsim adrenalin tutkunlarını ağırlamaktadır. Şimdi farklı bir görüntü verelim. Evet, bu görüntüde de yine Kemal ilçesinin Sivas Divi ilçesi üzerinde İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 1870'te inşasına başlanan taş yolu, karanlık kanyonu, geçit vermeyen kayalıklarını ilkel aletlerle oyan ve adeta iğneyle kuyu kazan yöre halkı tarafından 132 yıllık çalışma sonucu devletin de verdiği destekle ancak 2002'de tamamlanmıştır. Farklı bir açıdan şimdi bakalım. Yine bu görüntüde de önceleri dar olduğu için sadece yürüyerek geçilebilen taş yolu zamanla araç geçişi için genişletilerek Kemaliye, Divriye ve buradan da İç Anadolu'ya bağlantı sağlanmış durumdadır. Burada da gördüğümüz kadarıyla alternatif yolların açılmasıyla şimdilerde turizm amaçlı kullanılan taş yolu doğal güzelliği ve zorlu parkurlarıyla yurt içinde ve dışında çok sayıda turistin uğrak yeri olmuş ve gözdesi duruma geldiğini görebiliyoruz. Evet, bu açıdan baktığımızda dünyanın sayılı kanyonlar arasında kabul edilen karanlık kanyon boyunca devam eden 10 kilometre uzunluğundaki yol içinde barındırdığı irili ufaklı 45 tünel, çok sayıda keskin viraj ve uçurumlarıyla her mevsim macera tutkunlarının ilgisini çektiğini ve az önceki resimde de belirttiğimiz üzere aynı. Bu resimde de yine Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri düzenlenen Kemaliye'de yürüyüş ya da araçla zorlu yolculuk yaparak macera yaşamak isteyenlerin ağırlayan taş yolunun yanı sıra karanlık kanyonda bas jump ve windsurf atlayışları ile gerçekleştirilebiliyor burada. Erzincan Kemaliye Eğin Tur işletme sahibi işte burada belirttiği bir şekilde kullanımı zor olan yolun inşaat sürecinde daha zor olduğunu işaret ederek taş yolu aslında bir Kemaliye özeti çünkü yolu yapmaya karar vermek o kadar kolay değildir diye beyanatta bulunuyor. Kemaliye Eğin Tur işletme sahibi Sayın Latif Yalçıner. Bu resimde de yine bu kanyonda görüldüğü üzere o günkü imkanlarla yani kazma köreklerle yol açma kararı çok zor olduğunu düşünebiliriz. Yöre halkı 100 yıl tamamen insan gücüyle çalışarak yolun ancak 3 kilometrelik bölümünü açmayı başarmış. Dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alan taş yolun başta Erzincan Kemaliye'den ulaşımı kolaylaştırmak adına yapılmasına rağmen şimdilerde turizm amaçlı ve adrenalin yolu olarak kullanıldığını aktaran Yalçıner, yolun yanında geçtiği karanlık kanyonun yüksekliği yer yer 800 metreyi bulmaktadır ve çok derin vadilere sahiptir. Bir önce gidip buraları bir de yerinden görmek gerektiğini diye düşünüyorum. Bu resimde de taş yolun günümüzde dünyanın en tehlikeli yolu arasında yer aldığını ve güzel bir manzara resmiyle devam edelim. Evet, bu resimde mükemmel manzaralarla devam edelim. Özellikle offroadçular, motosiklet ve bisiklet grupları ile Kemaliye gelen tur şirketlerinin misafirlerine yürüyüş parkuru olarak gösterdiği alan haline geldiğini de belirtelim buradan. Kemaliye Doğa Sporları Kulübü Başkanı ise 130 yıllık geçmişe sahip taş yolunun doğal güzelliğiyle insanların kendisine hayran bıraktığını belirtiyor. Zamanla bu yol sadece turizm amaçlı kullanılmaya başlandığında beyanatlar arasında yer almaktadır. Taş yoluna gelen, buraya gelen ziyaretçilerin burada motosiklet, bisiklet ve araçlarla safari yaparak eğlenceli ve adrenalin dolu dakikalar geçirdiklerini de söylüyor. Yani fotoğraflara baktığımızda manzara denilecek söz bulamıyorum gerçekten. Az önce dediğim gibi bunları yerinde görmek, incelemek gerek. Vadinin bu tarafına baktığımızda uzun bir vadi kayalıklarla
devam ettiğini görebiliyoruz. Evet, burası başlangıç, yani açılışı 2 Ağustos 2002'de yapılmıştır. Kemaleli ile Taşyolu diye. Hemen sağ taraftan Erzincan doğru yol. Erzincan ve ilk, yine Erzincan'a bağlı ilk ilçesine giden